Kanka akşam kalkamadım sahura ya. Niyetlisin. Dudaklarım kuruyor şu an. Kaçta yediniz? İftarda. Ondan sonra bir daha yemeyelim mi? Ağzına bir şey sokma. Ama işte iftar sahur. Zaten arada ne var ya? Arada bir şey yok ki. Yani meyve falan, sebze bir şey. 8 tane erik yedim. Kötü olmuş. 18 saat tutuyordun. Bugün 24 saat tutarsın. Ne olacak abi? Nasıl olsa tutacağız yani. Acıksan ne olur, acıkmasan ne olur. Yiyebileceğim mi? Yiyemeyeceğim. O zaman bunu takmaya gerek yok. Selam, ben Uraz. Arkadaşlar, bugün bir Deha Mızırba mı videosuyla karşınızdayız. Çok ilginç bir video olacak. Kameranın arkası erkek dolu şu an, bildiğiniz gibi değil. Hadi başlayalım. Seko, sana erkek, alfa erkek diyeceğim sana Seko. Alfa erkek. Yani bunların hepsinin lideri. Kaan çünkü çok naif. Gurur duyarım ben. Görüyor musun işte? Kaan'ın farkı bak. Kimseden bir ses çıkmadı. İç Ege oğlum. Kan evet, çekiyor. Doğru, kan çekiyor. Tavşanlılı benim Kaan'ım. Şimdi Seko şuraya koysana. Ablayı Scream takip ediyor. Gördün değil mi? Evet. Scream değil miydi oğlum o? Evet abi, Scream. Abla çıt diye çatalı kırıyor. Bunun ucunu büküyor. Kapıyı öyle kilitliyor. Şimdi asıl soru şu. Biz bu çatalın burasından nasıl kıracağız? O birazcık zaten şey abi. Kötü bir çatal yani. Kalitesiz bir çatal. Ya bu da şey değil. Gümüş 84 parça. Yok ama bu daha kalın bir madde. Ne denir ona? Biraz daha kalın bir çatal. Onu nasıl kıracağız? Bunu Serkan abi yapar bence. Kemik testeresi falan var mı? Scream bizi var ya, Scream. Şu an bizi çoktan yakaladı. Bu karga burun. Çekiç. Artık ne varsa abi. İngiliz anahtarı. Kafasına Scream'in kafasına vuracaksın kanka bununla. Deli ipek meze akıtacaksın. Bence de bu kadar alet varsa zaten bununla uğraşmaya gerek yok. Kanka bu kırılmaz ya. Bunu başka bir do it yourself için kullanalım olmazsa. Olur mu? Oğlum bunu böyle... Bu madde, bu şu olay benim sakatlanmamla sona erer gibi geliyor. Oğlum bunu nasıl şey yapacağız Seko? Ya bir Allah'ın kulu bana yardım edebilir mi acaba? Hı, işte ya. Matkap Kamil yok ama Meşlik abi Burak var. Kanka Meşlik abi Burak zaten her gün 150 kilo basıyor her gün. Harbi mi? Düzeldi, çatal düzeldi şu an. Evet abi. Oğlum bu ne lan? Bak Meşlik abi bile yapamadı ama çatal da egzantrik şey gibi. Salvador Dali resmi gibi oldu. Herhalde bu olmayacak. En son kanka ne oldu biliyor musun Seko? O sana gelir kanka. Bence de. Ben senin gözüne girer o. Bana gelir. Ben sana söyleyeyim. Yiğit olsaydı bunu çözmüştü şimdiye. Tavan delik. Kanka siz yorun, ben halledeceğim onu. Bence bu olmayacak. Bütün şeyleri denediyseniz verin abi. Seko, yani bence, gerçi bak biraz inceldi ha. İnceldi, yerden kopsun abi. İşte görüyor musun abi, adam hemen atasözünü de yapıştırır. Ya. Kaan'da durur mu? Atasözünü yapıştırabilir. Çok beyhude çabalar bunlar Seko. Dene bakayım. Ciddi ses geldi bak ilk defa. Bu kiminle geldi? Bak parmağından geldi. Kanka bir dakika, şu çatalın mahiyeti bir garip. Bak şimdi. Seko al. Oha. Aa oğlum. Ha, şimdi diyelim çatalı kıramadık. Hadi böyle bir, nerede o? Böyle IKEA'dan aldığımız çatalın ucunu şey yaptık. Ondan sonra ucunu Seko, tek tek yapayım, bu zor çünkü. Şöyle katlıyoruz. Orada abla nasıl katlıyordu? Tek bir kere de katlıyordu kanka. Abla bildiğin Hulk. Neyle katlıyordu? Parmağıyla bir de. Parmağıyla mı? Nasıl yapıyordu? Nasıl yapıyordu? Yok böyle nasıl yapıyordular harbiden? Harbi parmağıyla büküyormuş lan. Şimdi kapının yanına gidiyoruz. Kapıda bu işi çözeceğiz Seko. Kapıda bunu halledeceğiz. Oğlum kapıyı açmamız gerekiyor. Dur! İttir bakalım. Yavaş ittir, yavaş. Yarın yokmuş gibi ittirdi herif. İttir bakayım. Ya vallahi yavaş ittir. Oldu lan Seko. Yap bakayım. Bak. Ama yani. Yani 2 saniye tutar seni. Tutar 2 saniye, bir de kanka. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Her türlü zıpla. Sekom kanka. Şimdi arkadaşlar şuraya Sekom versin görüntüyü. Böyle acayip bir uçak yapmış adam. Hayatımızda görmediğimiz. Evet, hiç görmedik öyle bir kağıt uçak. Şimdi o uçağı biz de yapacağız. Şuradan şunları şöyle bir önce değil mi Seko? Bir yapıştıracağız. Hop! Burada yapılmış var. Çok hızlı yapmadın mı Seko? Evet abi. Bak ortası boş. Üstü fırfırlı. Burası tırtırlı. Açacağız ve uçacak mı gidecek mi acaba? Çok merak ediyorum. Ne diyorsun Seko? Bence uçacak. Adamınki çok iyi uçuyor. Kanka burada koku bir katilin hikayesi yazıyor. Bence bu kesin Yiğit'in. Olabilir abi. Bunu şu sehpanın üstündeydi. Oradan bu parmağın kadar yürüyor. Oğlum Serkan'ın parmağı... Nerede lan? Vallahi abi bu tutmuyor. Oradan iki parmağın da şuradaydı abi. Koku herhalde o kitaptan bahsediyor. Koku isimli kitaptan. Senin mi bu? Yok benim değil, Yiğit'in herhalde. Yiğit'in. Ama konuşmuştuk geçen. Alakalıdır.
Bir katilin hikayesi. Ne yapıyordu? Alıyordu kadınları, böyle böyle sıkıyordu, böyle böyle sıkıyordu, kokusunu çıkartıyordu. Onlardan parfüm yapıyordu. Müthiş anlat. Evet, öyle yani. Yani olay o, kitapta öyle yazılıyordu ama çok eski kitap. Ne güzel burada abi. İnanılmaz bir kanal ya. Burada kültürel birikimimizi vuruyoruz dışarıya doğru. Biz dışarıya doğru vururken siz oradan kapacaksınız artık bir şeyler. Şimdi bunu bir uçuralım bakalım. Kanka siteden atacaklar bizi ya. Bırakıyorum bak, aynı çocuk gibi atıyorum. Çok rüzgar var la. Atıyorum. Pardon, size geldi ya. Kusura bakmayın. Aşağı bile gitmedi. Siz de bir atsanız onu bir. Ya gitsin gitsin. Eyvallah, teşekkür ederim. Adamın elinde bez sopası vardı Seko. Çok uzatmasak bu uçak mevzunu. Ne diyorsun? Ben de mi bez sopasını alıp acaba? Dur ben de bez sopasını alıp hemen geliyorum. Tamam. Bir de challenge yapıyoruz. U64 kimin abi? Senin mi? Kanka. Amerikalı F-16'sı var. B-52'si varsa değil mi? Bizim de U64'ümüz var. U64. Baksana nasıl süzülüyor U64. Oğlum kadın kafa yedin mi ya? Oğlum bu ne biçim uçaklar? Takla arta arta gidiyor. Bu kimi? O Burak'ın. Burak. Bu çok süratliydi kanka. Evet bu çok. Başka? Bu kimi? Benim. Kaan'ınkini en son açacağım. Tamam. Bu kimi? Ama benimkinin özelliği mi var? Bu da Okan'ın uçağı. Allah'ım yine mi geldi oraya? Kanka. Biz de aldık bezbol sofasını, zorunda olmaz. Bizde de mi var? Tabii olmaz ya. Abi bu nedir ya? Üstüne bin git lan. Diyorum kalbimde farklı bir yeri var. Challenge yaptık arada bir de, uçak challenge. Kaan kazandı. Her türlü zırvaymış yalnız yuvarlak uçak. Şunları aşağıdan toplayalım. Seko, geçenlerde Uhu'yu na böyle sıvamıştık, hatırlıyor musun şeye? Evet, hani lavaboya. Senin lavaboya. Onun daha farklısını yapmışlar, biz becerememiştik. Süngeri Uhu'yla na böyle, onun, sen nereye dönün? Buraya görüntü ver diye söylüyorum. Tamam. Süngeri böyle yapıştırıyor, böyle yapıyor, bulaşık süngerini bir dakika yok, köpürücük köpürücük oluyor, olur mu? Bence çok mantıklı olur. Akşamları yapar. Yatmadan önce böyle böyle yapıyor süngerden çıkan köpüklere. Değil mi Seko? Bunu bir yapalım. Şimdi bak, yapıştırıyorum şöyle. Bayağı kapladık Sekocuğum. Damlama, damlama. Bunun neresini koyacaktık acaba? Böyle mi, böyle mi? Bence yukarıdan yapmak daha mantıklı. Bunu iyice yediriyorum şu an. Şuradan vuruyorum bak Seko. Hazır mısın? Hazırım. Ya oğlum bu Uhu konusunda bizim bahtımız mı kara? Ne acaba beklemek mi lazım biraz ya? Yo, herif hemen yapıyor. Bak bu sefer de tersten yapıyor. Allah'ım yarabbim ya. Ya bu olmuyor, bu olmuyor Seko. Birileri bizi kandırıyor. Acaba onlar kim? Ukraynalılar olabilir mi? Ukraynalılar olabilir. Zırva. Kanka şuraya hatırlıyor musun? Onu bir gösterelim Seko. Rıfatçık gelmişti ya, Rıfatçığım Tayvan'dan. Evet. Leş gibi bir şey getirmişti. Kim buradaydı? Ben. Sen burada mıydın? Evet. O şeffaf siyah bizim yumurta geldiğinde yemiş miydin ondan? Yedim. Yedir mi lan harbiden? Ufak bir şey yemiştim. Neyse şimdi onu arkadaş kolayla yapıyor. Böyle alıyor, sonra bir gün bekletiyor. Biz de aldık, kolaya koyduk. Serkan önce şeysiz koydu, kabukla koymuş. Ya diyorum niye kabukla koyuyorsun? Ama sonra sen kabuksuz koy demedin. Dedim, Yiğit'e dedim ama. Demek ki ben orada başka kanka, bir şey düşünüyorum. Kulaktan kulağa bak. Yiğit de sana söylemiş ya zaten. Evet. Ama Yiğit kendi yaptı. Ben yapmadım. Yiğit bana sordu. Bunu dedi kavanoza atayım mı dedi. At dedim ben de. E niye biraz önce şimdi benim aklımdan gitmiş dedin? Ben Yiğit'e söylememişim o anlamda. Her şey karıştı. Zaten ben sana söylememiştim. Yiğit'e söylemiştim. Senin mevzuyla alakan yok. Sen nasıl? Benim evimde yapıldı ya. Ha doğru söylüyorsun. Kanka. Evet. Çünkü Kamil buradaki kolayı içmiş. Ofisteki kolayı. Neyse koyduk bekliyoruz. Bak burada. Bir gün bekleyeceğiz. Yarın bakacağız buna. 24 saat geçti. Sekom önce bunu güzel kabuğuyla koymuş. Bir kabuğunu da marine ettik. Kabuğu da renk değiştirmişti bu arada. Evet, beyazdan böyle şeye dönmüştü işte, sarıya. 24 saatten fazla oldu herhalde Seko'ya. 36 falan oldu. Oldu değil mi? Bak Allah kahretsin. Kabuğu tabii şeye saplıyorsun, kabuk yok. Tabii kabuk yok kanka, o kadar değil. Görmüyorum ki bunu. Oğlum bunu nasıl alacağız buradan? Bayağı kötü duruyor Seko. Ama bakayım şimdi, beyaz mı içi değil mi? Yok kanka, palavra. Aynen, dışı olmuş hiç olmamış. Evet. Yumurta kokuyor lan Musab. Normal yumurta bu. Dışı da kanka hatırlıyor musun? Yine böyle füme yumurta getirmişlerdi. Tadamıyoruz, kusura bakmayın. Zırva. Seko bak, tam senlik bir şey kanka. Bu arada bu bilekliği de... Benim hanım yaptı. Seko'nun hanım yaptı. O kim ya? UPS kargo gelmiş. Demek ki yurt dışından bir atraksiyonla. Şeyler geldi. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi kanka şuraya versen, pipetle bileklik yapıyor arkadaşlar. Bakalım, biz de kalem tırışımızı aldık.
Senden mi çıktı o ses? Çok güzel lan. Evet, rahatlatıcı video gibi Seko. Sekon benim liseden beri rahatlatıcı video izlemeyi çok sever. Beraber izlerdik. Bizim dönemimizde yoktu kanka. Yoktu evet ya. Biz nasıl rahatlıyorduk Seko ya bu rahatlatıcı video? Anlatayım mı? Yok anlatma bence. Hadi bitiyor az kaldı. Neyse tamam yetti artık ya. Bak sana geldi kanka yine mesele attığın evet. Şey. Sonra Buse Cem'in yaptığı kadar güzel olmasa da. Ama bunu buradan böyle yapıyor Seko. Tamam mı? Sonra içinden böyle böyle geçiriyor. Çok sıktın sana. Biraz daha gevşek yapacağım. Yok sıkmadım ya güzel gidiyor. Sadece şu şey kaldı. Şu hani iç içe geçirme hikayesi kaldı. Onları da bitirdik miydi? Bildiğin al bunu. $50 sat. Nasıl? Bence çok iyi. Çok güzel. Abi. Bence bir logo basalım direkt satalım. Neresine basacağız logo Kaan bunu? Minik. Pipeti özel yaptı. Minik onu. Abi adam naif ya Kaan. Hep minik düşünüyor. Şöyle göstersin. Profesyonel ellerden çıkan, amatör ellerden çıkan hangisi? Kanka ama şunun maliyeti çok düşük. Hangisini? Amatör dediğinin maliyeti düşük. Maliyet yok zaten. Paket servis söyle gelsin. Güzel oldu. Renkli renkli olsa aslında o kızın yaptığı olabilir. Gibi. Ama tabii daha çok böyle... Renkli pipetler var. Yok yeter oğlum kaç kere yapacağız bunu ya Burak? Bütün ofis abi. Değil mi? Evet abi. Bizim de kimliğimiz bu olsun Seko. Oldu mu? Hı? Al bakalım Burak'cığım sen takarsın. Deha mızırı mı? Bence deha. Yani. Yapmış adam. Yapmış adam. Kimin aklına gelmiş bu? Kim pipeti kalem tıraşa sokmuş? Bunlar da farklı sorular ama deha. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Ya bir şey söyleyeceğim kanka. Videonun sonuna geldiğinde Oğuzhan Uğur'da alkış kıyamet kopuyor. Niye ben? Vay tam güzel oldu ha. Oğlum yeter ya. Bizde olmuyor. Bu senkronizasyonda bir bozukluk var kanka bizde. Çünkü bizim kamera arkası özgür ruhlu. Bir de bizim eller kanka naif değil ki. Vallahi sıkıntı oluyor. Oğuzhan'ınkini de gördüm yani şey ama eller şey, kızlar da kızlar var. Falan da doğru söylüyorsun. Mesela Kaan'ı durdurmak mümkün değil. Zaten bir gaza aldı mı böyle 24 saat alkışlar. Yine süper bir videoydu gerçekten. Kitap. Film olduğunu öğrendik. Onu öğrendik. Ondan sonra. Saldırgandan nasıl kurtulacaksın? Çok önemli. Bununla kurtulamayacağını öğrendik. Öğrendik. Yani Scream sizi kovalarsa çatal matal değil. Olay o değil. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Hoşçakalın.